hata vardı VAR'a çağrılmasına rağmen orada konuşulanın 100 katı kadar konuşulması, medyanın tamamen bu konuyu bu kadar köpürtmesi, muhakkak ki hata veya şey varsa herkes görüşünü söyler. Ona hiçbir itiraz yok. %100 de insanlar hatalı der. Ona da hiçbir itiraz yok. Ama bunun bu kadar büyütülmesi insanın aklına başka şeyler getiriyor. Sayın Erdem Tümör çok yaygara kopartılıyor gibi bir laf etti. Kıyamet kopartılıyor dedi. Evet, kopartılıyor. Ama bu öyle böyle bir olay değil. Size ne oldu, ne oluyor da diyemezsiniz Fenerbahçe'ye. Çünkü biz de yarışın içindeyiz. Dolayısıyla kıyamet kopuyorsa bir sebebi var bunun. Bu öyle herhangi bir hakem hatası değil. Bu öyle bir olay ki belki de şöyle bir durup nefes alıp ya bunun futbol dışındaki unsurlar var mı diye bakmamız gerekir. Galatasaray lehine yapılan bir hata bu anlamda gündem oldu. Gündem olmakta da haklı olduğunu düşünüyorum pozisyon gereği. Çünkü orada hiçbirimiz anlamadık ne verildiğini. Çok haklı bir şekilde bence yani bu pozisyonla ilgili konuşulan her şeyde herkes haklı bir şekilde konuştu. İşte Ocak oyuna gelmedik. Arada bir lig durdu biliyorsunuz. Çok uzun bir ara oldu. Dünya Kupası arası aslında oyuncuların alışık olmadığı bir ara. Çok farklı bir şey yaşadık. Biz ne yaşadık? Burada Dünya Kupası'na giden oyuncularımızın eksikliği. Geldikten sonra hazırlık maçı onlarla birlikte çok fazla oynayamadık. Çok kısa bir süre içerisinde aslında fiziksel olarak da onlara bir yüklenme şansımız olmadı. Hemen tekrar lig başladı. Kupa maçıyla başladı. Bunun yanında yaşadığımız sakatlıklar, hastalıklar, yani Bitcho'da hasta olan oyuncularımızdan, ağır hastalık geçiren oyuncularımızdan biriydi bu kamp döneminde. 8-10 kişi de bir hastalık geçirdi. Yani biz aslında Dünya Kupası sonrasına göre de çok hızlı bir takvim başladı. Yani hafta arası maçın bir anda koyulması, işte kupayla başlamak, araya hafta arası maç. Yani oyuncularımızı genel olarak bu sıkıntıyı takımlarda görüyoruz zaten. Dünya Kupası öncesindeki o dirilik, o dinamizm bizim takımımızda da aynı şeyi görüyorum. Bunu tam olarak yakalayamadık. Özellikle bundan sonraki haftalarda tek maça döndüğünde bizim fiziksel anlamda onlarla birlikte daha ciddi bir şekilde çalışma şansımız olacak tek maça döndüğümüzde. Orada biraz daha yakalamaya çalışacağız ama bir yandan da dediğim gibi yani maçı oynadıkça da kendi performanslarını bulmaya çalışıyorlar. Bugün ben de aynı şeyi düşündüm. Yani 30-40 dakikalık o tempomuzdan sonra zaman zaman oyun içerisinde bu fiziksel anlamda zorluklar yaşadık. Başta da söyleyeyim, çok fazla da eksik oyuncumuz vardı. Yani bugün bu eksikleri bizim için önemli, takımımız için önemli oyuncuların eksikliklerini de oyun içerisinde zaman zaman hissettik.